karşımızda geçim sıkıntısı çeken İstanbullulara ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin diyecek kadar vicdan yoksunu bir adaydır kardeşim. Bu kadar net. Ve tabii temsil ettiği yapı var. Ben açık söyleyeyim, o yapı işte o pasta yiyin diyen akıl. Allah sana akıl versin kardeşim. Allah sana akıl versin. İnşallah 31 Mart'ı çıkarırsın. Ben endişeliyim. Ben endişeliyim. Allah sana vicdan versin. Bak bu sözlerimi dinle. Dinle, iyi düşün. Bu kent lokantalarını neden açtık? Yarattığınız ekonomik buhran ve hayat pahalılığı milleti nasıl perişan etmiş? Bir bakın, düşünün. Milleti perişan ettiği için açtık. Sizin açtığınız yaraya ufacık bir derman olalım diye açtık. Sevgili dostlar, bakın kent lokantaları bir yılı aşkın süredir hizmette. Sayısı 13-14 olacak. Hemen açılışlarımız var 1-2 hafta içinde. Daha onlar yeni açıldı. Daha hiçbir vatandaşımız oraya girip bu destekten faydalanmadı. 4 kap yemeğe 40 lira veriyor. Ve şu ana kadar 2.800.000 vatandaşımız 11 şubede bu hizmetten faydalandı. 2.800.000 öğün. Yani bu millet spor olsun diye mi orada kuyruğa giriyor? Utanmazlık bu, utanmazlık. Utanmazlık bu, başka bir şey değil. Utanma duygusu da yok, yüzleri de kızarmıyor. Söyleyeyim, buradan ifade de diyorum, bu utanmazlığın hesabını vereceksin. Milletin fakirliği senin alay konun değil kardeşim. 16 milyondan özür dileyene kadar bunu sana hatırlatacağım. Biraz daha dua edeyim. Allah sana akıl versin. Allah sana akıl versin. Benden değil bu arada, milletten özür dileyecek. Onun için ben İstanbul'da bu kadar seçim gördüm. Bir sürü şey de yaşadım. Açık söyleyeyim, bir sürü de hakaret edildi bana 2019'da, hatırlayın. Bu kadar ağır bir başka ifade ben duymadım. Ben kent lokantalarını görünce içim burkuluyor, üzülüyorum. Ben değil, 13 işte 40'a yakın kent lokantası açacağız. 40 değil. Yani bir tane açmaya ihtiyacımız olmasa keşke. Ya sütten dalga geçiyorsun sen. 27 milyon litre süt dağıttık 250 bine yakın çocuğa. Bunu küçümsüyorsun sen. Anne benim koluma yapışıyor pazarda. Daha dün Sultanbeyli'de. Benim çocuğuma süt çıkmadı. Bir de böyle bağırdı bana. Ben senden süt istiyorum dedi. Bu kadarcık bir anne. Gencecik bir kadın. Dur kardeşim dedim, bir eksiklik vardır. Olur mu? Hemen notunuz var. Yarın gidecek dedim kadının evine. Ben şanslıydım. Annemin vardı 9-10 tane ineği. Sabah sıcak süt, akşam sıcak süt. Ben şanslıydım. Allah razı olsun anneciğimden. Ama şehirler öyle değil. Şehirler öyle değil. Şehrin yoksulluğu başka. Yani burada bir hane, bir binada 700 daire yaptık, ya böyle yerleşim olmaz. 700 dairenin kaçında yoksulluk var tespit bile edemez. Bu vahşi şehirleşme yoksulluğun bile tespit edilemediği bir hale getirdi biz. Onun için 31 Mart akşamı millete ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin diyenleri, milletin fakirliğiyle dalga geçenleri ne yapacağız biliyor musunuz? Paldır küldür evine yollayacağız. Paldır küldür. Öyle kuvvetli yollayacağız ki